Herkese günaydın. Dün hafif %0,5 civarında yükselişlerle seansı tamamladık. Baktığımız zaman 2550-2600 aralığındaki hareket birkaç gündür devam ediyor. 50 günlük ortalamada 2635 seviyelerinde. Tabi buraları zor seviyeler. Yani daha önce pek çok dip ve tepe olduğu için takılması gereken çok seviye var. Açıkçası 50 ortalamayı geçmeden de çok pozitif bir hareket içinde olduğunu söylemek bence erken diye düşünüyorum. Bugün açıklanacak olan CPI verisi kritik olacak ama ondan önce dünkü Powell'ın konuşmasındaki bir cümleyi çekip onun üzerine tartışmak istiyorum. Çünkü genel olarak faiz arttırımlarıyla ilgili söylediği kısımlar açıkçası beni çok fazla ilgilendirmiyor. Zaten herkes uzun süredir onları konuşuyor ve ben katılmadığımı da söylemiştim. Şöyle bir önemli nokta vardı orada. Powell dün şöyle bir cümle kurdu. Resesyonun genelde iki şeyden kaynaklandığını söyledi. Fed'in frene basmasına neden olan yüksek enflasyon ve hisse piyasalarında, daha doğrusu varlık piyasalarında bir balon. Şu anda bu durumun söz konusu olmadığını söylüyor ama Powell daha önce de önemli bir şey söylemişti. Son iki döngünün yüksek enflasyonla sona ermediğini, finansal instabilite nedeniyle sona erdiğini söylemişti. Şimdi bu iki nokta üzerinden bir gidelim. Sabahki mailin tekrarı oluyor ama önemli olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Enflasyon tehdidine bir bakalım. Enflasyon tehdidi açısından şu gördüğünüz sarı bugün açıklanacak olan CPI, beyazla gördüğünüzde daha öncü bir gösterge. Dolayısıyla bakın buradaki kıvrılma da gerçekleşmek üzere. Önümüzdeki dönemde ben enflasyonla ilgili sürprizlerin yukarı yönde, yani beklentilerin üzerinde geleceğini düşünüyorum. Özellikle de eğer bu konuyu ücretlerle beraber götürebilirsek, yani yüksek ücret gelmesi durumunda net bir şekilde enflasyon baskısı artacaktır. Fed'in de faiz arttırma isteği artacaktır. Peki ikinci noktaya gelelim. Son iki döngünün finansal instabilite ile bitmesinden ne kastediyor? Aslında bunu daha önceki videolarda veya sunumlarda veya maillerde paylaştım. Bakın son iki o biten döngü şu. Yani hane halkının servetinin ciddi anlamda kopmasını neden olacak olan bazı Merkez Bankası ve devlet politikaları. Şu anda da tüm balonların anası diyebileceğimiz bir farklılık var. Bunu ben görüyorsam, siz görüyorsanız Fed'in de görmeme durumu söz konusu değil. Nitekim 31 Ekim 2018'de leverage loan piyasasından bahsederken bu piyasadaki duruma vurgu yapmıştım. Fed'in faiz arttırmaya devam edip piyasayı kontrol altına almaya çalışacağından bahsetmiştim. Dolayısıyla Fed faiz arttırırken sadece enflasyon, sadece ücret verisine bakıyor vesaire gibi düşünmeyin. Açıkça görüyoruz ki Powell varlık fiyatlarını da takip ediyor. Dolayısıyla işte bir ay önce piyasalar gümbür gümbür düşüyor, Fed uyuyor mu, yönetici nerede vesaire yaklaşımı bu açıdan baktığınızda yanlış bir yaklaşım. Çünkü sadece enflasyon değil, varlık fiyatlarının geldiği seviyede belli ki en azından Powell'ı rahatsız ediyordu. Şu anda bir ayarlama yaptığına inandığı için de biraz daha yumuşak bir söyleme geçtiği gibi gözüküyor. Yeniden çok hızlı yukarı çıkarsak muhakkak bir müdahale geleceğini düşünüyorum. Bu arada yani sabah da yazdım, komplo teorisi olarak bakmamak lazım ama hangi her dönem kendi Merkez Bankası ismini, karakterini aslında ortaya çıkartıyor. Enflasyon döneminde Burns ve Miller'dan sonra Volcker gibi bir isme gerek olmuştu. Daha sonra Ayn Rand'ın çok yakın çevresinde bulunan, onun eğitiminden geçmiş diyelim, liberteryen görüşlere sahip ve işte o Reagan veya Clinton'ın biraz daha gevşek bıraktığı piyasaları, Wall Street'i daha serbest bıraktığı dönemlerde Greenspan'ın başkan olması, 2008 gibi tarihin en büyük ikinci krizinde 29 krizini en iyi bilen kişi olan Bernanke'nin başkan olması, krizden çıkışta acele etmeyecek Yellen gibi sabırlı bir ismin olması ve nihayetinde de şu anda az önce gösterdiğim balon oluşumunda bunu
kontrollü patlatabileceği umulan Powell'ın başkan olması çok tesadüf değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla hep söylüyorum, belki çok ciddi anlamda yanılmış olacağım ama bu sene Fed'in faiz arttırıyor olması bence herkes açısından çok daha iyi bir gelişme. Arttıramıyor olması gelişmekte olan ülkeler için iyidir hikayesi bence yanlış. Son derece sorunlu bir piyasayla karşı karşıya kalırız. Çin tarafında bugün açıklanan önemli bir veri yok. Davos'a eğer Trump gitmeyecekse Çin Başkanı Xi ile de görüşmeyecektir. Dolayısıyla ticaret anlaşması konusu çok iyi gitmiyor düşünceleri var. Ki dün gelen açıklamalarında çok elle tutulur açıklamalar olmadığını gördük. Ama baktığımızda kuvvetli bir Yuan'la karşı karşıyayız. Bu hisse senedi piyasası için de genel gidişat mod için de önemli diye düşünüyorum. Olumlu diye düşünüyorum. Euro tarafına gelelim. Euro tarafına baktığımızda 15-20 civarındaki hareketin devam ettiğini görebiliyoruz. Dün aslında Ford'dan gelen açıklama, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durum vesaire, Avrupa'daki büyüme problemini, sosyal sorunları vesaire daha arttıracak olan problemler. Ama teknik olarak baktığımızda 15-20, 15-10 civarına yerleşmiş bir euro var ve muhtemelen de 200 günlük ortalamasını test edecektir diye düşünüyorum. Yani 16-20'lere doğru bir hareket bekliyorum. Tabii Fransa'nın verilerine de, Almanya'nın zayıf geldi, diğer kendini çekirdek zanneden ülke Fransa'ya da baktığımızda görüyorsunuz ciddi anlamda bir bozulma var. Bu da sadece sarı yeleklilere bağlanabilecek bir bozulma değil ama en önemlisi bu bozulma ECB'nin henüz varlık alımlarını sürdürdüğü döneme ait bir bozulma. Dolayısıyla çok fazla üzerine düşülen bir Fed ve bilanço konusu var. Bilanço zaten piyasa açısının likiditesi açısından en azından o kadar önemli değil. Ama ECB'nin de yapamayacağı şey bence 2019'un ikinci yarısında faiz arttırmaktır. Dolayısıyla euro yükselişlerinin, trade olarak söylemiyorum, pozisyon almak olarak söylüyorum, dolara dönmek için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Ama şimdilik biraz hala beklemekte fayda var diye bakıyorum. Altın tarafına gelelim. Altın da 1305 direncinin altında zaman geçirmeyi sürdürüyor. Şurada görüyorsunuz bu seviyelerde tutunuyor. Yine gümüşe baktığımızda benzer bir durum var. Biraz zayıf bir seyir içinde. Zayıf demeyeyim daha doğrusu ama dirençleri net olarak geçmekte biraz problem yaşıyor. 15-70'i konuşmuştuk. Ardından da şu aşağı yukarı 16-20'ler geliyor. Bu seviyeler daha önce uzun süre tutan dipler olduğu için şimdi de aşılması zor seviyeler. Ama şu son 2 haftadır genel harekete baktığımızda altın-gümüş rasyosu altın lehine hareket etmediğinden dolayı yukarı hareketin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki problem ne? Bir altın konsensus trade'ine dönmüş durumda. Bu çok iyi bir gelişme değil. CFTC verileri açıklandığında bakarız alınan pozisyonlarda o yöndemi. İkincisi, daha önce de söyledim, hiçbir şekilde ben Fed'in bu seneyi pas geçeceğini düşünmüyorum. Bence faiz artışı söz konusu olacak. Olduğu zaman da altın ve gümüş üzerinde negatif etkisi olacaktır bence. WTI hareketine bakarak devam edelim. Orada da yavaş yavaş 50 günlük ortalamaya geldik. 55-60 bandı biliyorsunuz benim özen verdiğim, daha doğrusu stabilize olduğunu, denge noktası olduğunu düşündüğüm seviyeler. O seviyelere yaklaştık. Tabii şurada gördüğümüz alıcılar hayal kırıklığı yaşamıştı buradaki satışta. Dolayısıyla bu seviyelerde biraz direnç oluşturuyor olmaları normal diye düşünüyorum. 50 günlük ortalama hemen aşılır mı? Zannediyorum bugün kuyu sayılarına bağlantılı bir hareket olacaktır. Burada sert bir geri çekilme görmüştük. Acaba fiyatlardaki toparlanmayla beraber hemen Amerikalı üreticiler geri döndü mü, yoksa buradaki sert geri çekilme devam mı ediyor? Ben hala 55-60 bandının görüleceği düşüncesindeyim ama 50 günlük ortalama bir süre direnç teşkil edebilir gibi gözüküyor. 10 yıllıklarda da kayda değer bir hareketle karşı karşıya değiliz. 2.81 seviyeleri aşılması gerekiyor ki, şurada kapatırsak eğer,
yeniden yukarı dönüş hareketine başladı diyebilirim. Şu an itibariyle baktığımızda aşırı satışın düzeltmesiyle karşı karşıyayız. Buradaki tabii tek önemli olan gösterge 10 yıllığın kendisi değil. Son videolarda, yorumlarda devamlı vurguluyorum. Şurada gördüğümüz 2-5 yıllık sektörde ne olduğu da önemli. İki açıdan önemli. Bir, buradaki problem uzun vadeye de yansıyacak mı? Burada bir aşağı geliş görecek miyiz? İki, ben burasının düzelmesini bekliyorum. Bu kendi başına bir trade'dir zaten. Bu düzelme olursa da piyasaya daha iyi bir sinyal gelecek. Aksine 10 yıllıklar aşağıya gelirse o zaman resesyon konusunu çok daha yüksek sesle, çok daha inandırıcı bir şekilde tartışıyor olmamız gerekecek. Bitcoin tarafına geçersek Bitcoin'de 4000'leri aşamıyoruz. Dünkü satış çok hızlı, çok anlık geldi ve kuvvetli bir satıştı. 3100 seviyesi önemli. Yani gerçekten önemli. 3100'ün kırılması durumunda ben 50, 100, 300 dolarlık bir satıştan daha büyük bir hareket beklerim. Önceki gün ilginç bir haber vardı. IBM'in kuantum bilgisayarındaki teknolojisindeki ilerlemesine paralel olarak. O konuları da tabii yakından takip etmek lazım. Blockchain açısından bir problem o aslında. Son dönemde Bitcoin, Ethereum orada da fork olduğu için arasında sıkıştık kaldık ama işte IOTA vesaire birkaç bazı farklı taraflara da bakmak gerekiyor kuantum konusunu konuşurken. Ama tekrar asıl önemli konuya dönelim. İyi olmadı. Dün gelen satış çok kuvvetliydi. Dolayısıyla 3100 seviyesini önemli bir stop olarak görmek gerekir. Orayı yakından takip edelim. Son olarak TL tarafına gelirsek iki seviye vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Öncesi 46'ydı, ardından 54'tü. Her iki seviyenin de bu hafta başında görüldüğünü söyleyebiliriz. Şu anda hala yükseliş trendi içindeyiz. Aşağı yukarı 5.39 kırılmadığı sürece yukarı hareket, yukarı momentum korunuyor diyebilirim. Burada aşağı yukarı 5.54-5.55 seviyeleri eğer aşılırsa hareket yukarıya doğru hızlanacaktır. Şimdi benim beklentim evet aşılması yönünde bir zamanlama tahmininde bulunamam. Özellikle euro dolar tarafında bir zayıflama devam ettiğini göz önüne alırsak TL'yi destekleyen bir gelişme ama 5.54'ün aşılması durumunda yukarı önemli bir hareket başlıyor demektir. Trade stratejimizi buna göre kurmakta fayda var. Aşağı tarafta 5.39'u takip ediyorum. 5.39 kırılırsa bir sonraki durak şurada gördüğünüz ortalamaların kendisidir. 200 günlük ortalama da bu arada bunların kavuşacağını söylemiştim. 5.22'ye gelmiş durumda. Yavaş yavaş 200 günlük ortalama dikleşerek geliyor. Dolayısıyla aşağı potansiyelini de bana sorarsanız sınırlar bir halde hareket ediyor. Ama şu an için önce 5.39 mu 5.54 mü hangisi kırılacak onu izleyelim. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.